Çok teşekkür ederiz. Alkışlar Serap Hanım için. Serap Hanım nasıllar? İyiyim, gayet iyi. İyi, çok güzel. Daha da iyi olacaksınız. Başlarken biraz tereddüt. Nereden geldim buraya? Ne işim vardı? Evde izleseydim falan. Öyle şeyler düşünüyor insan. Evet. Dört harfli cevaplardan sonra daha rahat ediyor. Hiç merak etmeyin. Ama tekrar ediyorum. Sizi sıkıntıya sokuyorum biraz ama tekrar etmek zorundayım. İlk sıradaki yarışmacı biraz risk almalı. Rakipleriniz kuvvetli efendim. Haberiniz olsun. Peki. Güveniyorum size. Hani derler ya, çok gezen mi, çok okuyan mı? Siz çünkü hem okumuşsunuz hem çok gezmişsiniz. Evet. Galiba hala da devam ediyor değil mi? Bir evet, evet. Ayağınız yurt dışında. Evet, evet. Sürekli yurt dışına gitmek zorundayım ki çocuklarım sonuçta orada. Bir yaşamım orada, bir yaşamım burada devam ediyor. Torununuz burada mı, orada mı? Orada. Orada. Tabii. Buradan selam gönderelim. İzler herhalde. Mutlaka izler. Henüz haberleri yok ama. Yarışmadan sonra haber vereceğim. Aldığınız sonuca göre haber vereceğim. Kesinlikle. Dur bakalım. Peki. İnşallah güzel bir sonuç i̇nşallah, olacak o zaman. İnşallah. Başlasın mı? Başlasın. Buyurun efendim. İlk dört harfli cevabın sorusu. Kalıtımsal. Kalıtımla ilgili. Irsi. İşte bu kadar. Tertemiz bir başlangıç. Eski bir kelime. Denebilir mi irsi? Denebilir. Yani hafif denebilir. Naftalinli. Evet, evet. Bu da öyle. Belki ondan biraz daha fazla naftalin kokuyor olabilir. Görelim. Halk dilinde küçük ve masum çocuk. Sabi. Nedir efendim? Sabi. Serap Hanım'a bakınız. Ben de Sübya'nın tekili falan diye hazırlamıştım. Hiç ihtiyacınız yokmuş. Peki acaba sokak jargonunda da bu kadar atik misiniz? Bakacağız. Göreceğiz. Buyurun. Beş harfli cevaplar. Argo'da maddi sıkıntı çeken kişi. Hani şuraya vurularak anlatılır. Bu aralar biraz... Harf alayım. Harf alalım. Alalım. Argo dediğiniz koca derya. Tıkır mı? İşler tıkırında o tam değil. Tersidir. Maddi sıkıntı çeken kişi şu hı. anda. İşleri tıkırında değil yani. İşler biraz nasıl gitmiş? Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. Belki de karşınıza çıkmamış bir kelime. Terso. Nedir? Terso. Tersodur efendim. 1100 yapar kasayı. Garip. Bizim bir kelimeydi. Güzel atlattınız maşallah. Buyurun yenisi geliyor. Beş harfli cevaplar bitiyor. Mecazen içinden çıkılması zor, kötü durum. Mecazi olduğunu mecazen, unutmayalım. Mecazen içinden çıkılması zor, kötü durum. Bir harf alayım. Buyurun. İçinden çıkılması zor, bence güzel ipucu. Bir nokta noktaya saplandık. Kurtulamıyoruz. Batak. Bir batağa saplandık. 400 puan daha. 1500 oldu kasa. 6 harfli cevaplar efendim. Geldi onlar. Bu çok kolay bir soru. Toplamında 1200 puan kazandıracak bu 6 harfler size. Görelim. Bitki örtüsünün beslendiği kaynakların ana deposu. Ne ola ki? Toprak. Ne ola ki? Toprak. Topraktır o. 2100 yapar kasayı. Hiç beklemeden aynımıza devam edelim. İkinci altı harfli cevabınız iki kelimeden oluşmuş. Buyursunlar. Giyilen kıyafetler. Giyim, kuşam gibi kalıplaşmış. Üst baş. Üst baş. 600 puan daha. Sosyalist de değil mi? Değil mi? Evet. 6 soruya cevap verdiniz. Şimdiden neredeyse 3000 puana ulaştınız efendim. 2700 puan. 7 harflik cevabınızla birlikte yarışmanın tam ortasına kasayı da 3000'in üzerine taşıyacaksınız. Buyurun geliyor. 7. soru. Yöresel lehçede anamaz, karnı kara da denen fasulyeye benzer bir bitki. Börülce. Börülce. Karnı kara yaygın kullanılır. Anaması duymuşsunuz. Ben ama karnı karayı hatırlıyorum. Evet, karnı karayı ben de duydum açıkça söyleyeyim. Buyurun, yeni soru. 7 harfli cevapları bitiriyoruz bu soruyla. Kendi yürüyemeyecek kadar sarhoş olmuş. Küfelik. Küfelik. Çok iyi gidiyor. Serap Hanım'a bakmışız. 3 tanesi kalp aldı. O da yani nazar değmesin diye. Yenisi gelsin efendim. 8 harflidir. Fiyat münazarası diye sorduk. Pazarlık. Lık dediniz. Buldular, sığdırdılar. 4900 oldu kasa. Halen de toplam sürenizin yarısından fazlasına sahipsiniz. Yani herhangi bir şekilde 5 tanecik sorum kaldı size soracağım. Takılırsanız birinde lütfen hemen harf almak yerine sürenizi kullanın. Tamam. Buyursunlar. Ana yiyecekle aynı tabağı paylaşan refakatçi sebzeler. Garnitür. Garnitürdür onlar. 800 puan kazandı Serap Hanım'a. Tek kelime basit düşünelim. Çünkü basit bir soru, basit de bir cevabı istiyor sizden. Bu bittikten sonra 3 sorunuz kalacak. Peki. Buyurun. 9 harfli. Uzaktan bağırarak dikkatini çekmeye çalışmak.
haykırmak değil. Olabilirdi ama dikkatini çekmeye çalışmak. Dikkatini çekmeye çalışmak. Ben mi? Yok sen değil, o. Hani ona haykırdım demeyiz. Seslenmek. De seslenmek. Oturuyor mu yerine? Oturdu bile. 900 puan değerindedir. Kasayı 6600 yapar. Çok uzağa gitmeyelim. Aynı yapıda bir soru. Yine tek kelimedir. Yine mastarla bitmektedir. Son 9 harfli cevabınızdır. Hadi buradan da bir 900 puan. Bu iş 9500'de biter. Bana öyle geliyor. Görelim efendim. Dostça sohbet etmek. Tek kelime demiştik. Evet. Tıpkı dostça seslenmek sohbet gibi tek kelime. Mastarla bitmekte yine. Sakin olalım. 1,5 dakikadan fazlasına sahibiz. Dostça sohbet etmek. Dostça sohbet etmek. Artık gündelik konuşmada pek kullanılmıyor bu tabir. Keşke kullanılsa. Aklıma geliyor ama çıkmıyor. Basit düşünelim. Dostça sohbet etmek. Çok böyle spesifik, belirli bir şey düşünmeyelim. Evet. Basit düşünelim. Bir harf alayım. Hadi bir harf. Güzel. İlk sesli harfi çıktı karşınıza. Ö. Dostça sohbet etmek. Dostça sohbet etmek. Karşılıklı. Hani o yer bana bir eğlence. Hani o kısımda. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Karagözlü Hacivat. Hani. Ah olsa bir dostum. Halleşmek değil. Tabii ki ö var orada. Ben konuşsam o dinlese. O konuşsa ben dinlesem. Bir harf daha alayım. Bir tane daha peki. Bakın ö, sonra bir boşluk, sonra l harfi. Evet. Belli ki o ö ile l arasında da bir sessiz harf var. Evet. Karşılıklı olarak muhabbet etmek. Şeyden sonrası zaten mastar. Evet, mek. Belli ki mek, evet. Ama neyleşmek? O konuşsa ben dinlesem. Söyleşmek. Söyleşmek. Ay. 600 puan. Söyleşiden biraz harf aldırdı evet size ama 9000 çizgisinden geriye düşmedik. Hala hazırda 9200 yapabilecek durumdasınız. Evet. Bunu yapmak için 30 saniye gibi, yarım dakika gibi bir süreniz var. Topu topu da 2 tanecik soru kaldı. Tamam. 10 harfli cevaplardır onlar efendim ve deyimdir ilki. İki kelimeden oluşmaktadır, şöyle sorulmaktadır. Olabilecek en kötü duruma düşmek. Bu bir deyim, metafor var içinde. Dibe vurmak. Ne dersiniz? 1000 puan. Buyurun. Son soru, son cevap. Mecazi anlamda birine, bir şeye bağlanmak, ısınmak, yabancılamamak. Tek kelime. Tek kelime. Evet. Biraz anlamadım. Birine, bir şeye bağlanmak hadi biraz fazla oluyor. Yabancılamamak. Bir harf alayım. Aldık bir harf. Basmam gerekiyor mu? 4 saniye, 3 saniye, 2 saniye. Bir harf daha. Bir tane daha ve durdurduk. Yabancılamamak, kendinden saymak. Benimsemek. Benimsemek. 800 puan değerindedir. Kasayı 9000 yapar. Muhteşem bir başlangıç. Teşekkür ederim. Devamı nasıl gelecek bilmiyorum. Muhtemelen sizin 9000 puanınız rakiplerinizi de motive edecektir. Ama ne olursa olsun ister kazanın ister kaybedin efendim. Bence daha kuvvetli bir alkış hak ettiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.